Merhaba arkadaşlar. Bu videoda harita veri yapılarından bahsedeceğim. Harita veri yapısının çıkış noktasını hash tabloları oluşturur. Daha önceki videomuzda hash tablolarına ve faydalarına değinmiştik. Veri arama hızını O1 seviyesine taşımayı başaran hash tablolarından sonra harita veri yapılarında da aynı başarıyı konuşmak yerinde olacaktır. Harita veri yapısı anahtar değer ikililerinden oluşan bir veri yapısıdır. Anahtar değeri benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır ve eşlenen değer anahtarla ilişkili içeriktir. Hash tablosunda indeks ile veriyi ilişkilendirirken burada indeksin yerini anahtar almaktadır. Hem anahtar hem de değer önceden tanımlanmış veya kullanıcı tanımlı herhangi bir türde olabilir. Bu durum büyük bir esneklik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. C++ dilinde harita veri yapısını kullanmak adına map ve unordered map kütüphaneleri bulunmaktadır. Aralarında performans açısından farklar bulunmaktadır. Map kütüphanesi dengeli ikili arama ağacı kullanırken unordered map kütüphanesi hash tablolarını kullanır. Map kütüphanesinin dengeli ikili arama ağacı kullandığı için özetle ekleme ve silme işlemlerinde O log n yanında dengeleme maliyetinin olduğunu belirtmek gerekir. Ama asıl işlem olan arama işleminde her durumda O log n'i garantilemektedir. Diğer taraftan unordered map kütüphanesinde hash tablosunu kullandığı için çarpışmanın sık olması O n performansına sürükleyecek ama ortalamada O1 performansını sağlayacaktır. Nitekim arama performansı üzerine yapılan bir çalışmada bunu destekler nitelikte arama uzayının oldukça fazla arttırılması unordered map kütüphanesinin arama performansını etkilememiştir. Fakat map kütüphanesinin arama performansı katlanarak düşmüştür. Bunun yanında ekleme performansı incelendiğinde yine unordered map kütüphanesinin çok daha iyi bir performans sergilediği görülecektir. Evet, şimdi kod örneklerini yazalım. Masa üstündeki program CPP dosyasını açıyorum ve kullanılmak üzere mesela bir kişi sınıfı yazalım. Evet, bu kişi sınıfının yanında unordered map kütüphanesini ekleyip bu kişi sınıfına içerisinde bir tür olarak kullanacağız. O zaman buraya öncelikle unordered map'i ekleyelim. Ve unordered map'in hash tablolarıyla gerçekleştiğini demin belirttik. Ve main metodu içerisine bir unordered map nesnesi tanımlayalım. Tabii bu jenerik yapıda, şablon yapıda olduğu için anahtar ne, değer ne, bunu belirtmemiz gerekiyor ve burada herhangi bir tür olabilir, ilkel tür olabilir, kullanıcı tanımlı tür olabilir. Mesela anahtarı int yapalım, tam sayı yapalım ve değeri de kişi nesnesi yapalım. Dolayısıyla bu kişiler isimli bir harita olabilir. Bu şekilde kişiler nesnesini tanımladık. Buna nasıl tabloya ya da bu harita veri yapısına nasıl veri ekliyoruz? Insert fonksiyonunu kullanarak ve bu insert fonksiyonu tabii ki buna anahtar ve değer ikilisini göndermemiz gerekiyor. Burada make pair fonksiyonunu kullanacağız ve int olarak mesela burada TC kimlik numarasını gibi düşünebiliriz. Tabii o kadar sayı girmeyeceğim. 6-7 basamaklı olabilir şimdilik. Ve bu tam sayıyı temsil ediyor. Bir de kişi nesnesi istiyordu. Şu şekilde de kişi nesnesini veriyorum. Ve ismi gireceğiz. Ve yaşı gireceğiz. Bu şekilde bir tane anahtar veri ikilisi eklemiş oluyorum. Bunu kopyalayalım ve burada İki kişi daha girelim
Mesela bu 52, bu da 53 olsun. Şimdi burada arama işlemini nasıl yapıyoruz? Şimdi bu şekilde harita veri yapısına verileri girdik. Arama işlemini find fonksiyonu ile yapacağız. Ve aslında bu find fonksiyonu bir iteratör döndürüyor. Yani kişiler find fonksiyonuna aramak istediğimiz anahtarı giriyoruz. İşte mesela olan bir tanesini girelim. 156 3152'yi girdim mesela. Dolayısıyla eğer bulamaz ise bu iteratör aslında sona işaret edecektir. Yani kişiler son end sona işaret edecektir. Dolayısıyla burada biz aslında böyle bir kaydın olmadığını görmüş olacağız. Tabii ki böyle bir kayıt olduğu için aslında else kısmında düşecektir. O zaman buraya işte aranan bulunamadı gibi bir uyarı mesajı girebiliriz ve else kısmında da aranan bulundu diyebiliriz. Evet, isterseniz aynısını kopyalayalım ve bir tane de olmayan bir örneği gösterelim. İşte böyle bir şeyi aradığımızı düşünelim. Dolayısıyla burada da aranan bulunamadı mesajı gelmesi gerekiyor. Peki biz bir kişiyi nasıl silebiliriz? Silme işlemi aslında. Yine kişiler erase fonksiyonunu kullanabiliriz ve mesela ilk eklediğimiz kişiyi burada bu şekilde anahtarı göndermek suretiyle sil diyebiliyoruz. Mesela bir kişiyi getirelim. Hani direkt bu o birlik bir performans olduğu için aslında anlık olarak getirebilecektir. Bu kişiler at fonksiyonunu kullanabiliriz ve burada normalde at fonksiyonu indeks alır. İşte buradaki indeks aslında nedir? Herhangi türden bir şey olabilir. Yani illaki tam sayı olmak zorunda değil. Herhangi türden bir şey olabilir ve ben mesela bu indekstekini getir dediğim zaman direkt bunu ekrana yazmasını bekliyorum. Neyi ekrana yazacak? Kişiyi ekrana yazacak. Çünkü bu anahtarla bu kişi ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla bu anahtardaki nesneyi getir dediğim zaman bu kişi nesnesini getirip ekrana yazacaktır. Ve en sonunda da bu kişiler nesnesini new ile açtığımız için iade ediyorum. Evet, komut satırını açalım. Masa üstüne gelip bu demin oluşturmuş olduğumuz program CPP'yi derleyelim. Evet, bu şekilde derlenme tamamlandı. Şimdi program exe'yi çalıştıralım. Evet, ilkinde böyle bir kişi vardı, dolayısıyla aranan bulundu dedi ama böyle bir olmadığı için aranan bulunamadı ve bu kişiyi silmiş olduk. Daha sonra da bu kişiyi getirdik, yani Leyla'yı ekrana yazmış olduk. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Yine unordered map örneğini yapacağız ve bu sefer burada anahtar bir tam sayı değil, string'den oluşacak. Ve ismine mesela bunun sözlük diyelim. Bu şekilde harita nesnemizi oluşturduk. Ve daha sonra bu sözlüğe veri ekleyelim. Mesela book anahtarına karşılık gelen veri değer nedir? Kitap diyelim mesela burada. Ve bu şekilde birkaç tane kelime ekleyelim. Burada farklı kullanım örneklerini de göstermek açısından aslında. İşte door. Buraya da kapı diyelim. Route. Buraya da yol diyelim. İşte mesela compiler, derleyici ve son bir tane de buna da ağaç. Evet, burada bir tane sözcük değişkeni tanımlayalım. Ve bir do while döngüsü oluşturalım. Burada da sözcük sıfır girilmediği sürece devam edecek. Dolayısıyla her yeniden oluştuğunda da ya da döngü her döndüğünde de ekranda bir şey kalmaması adına ekranı temizleyelim. Ve kullanıcıdan bir sözcük isteyeceğiz. Sözcük tabii ki burada da işte çıkmak için sıfır gir şeklinde sözcüğü istiyorum. Ve burada sözcüğü kullanıcıdan aldık. Şimdi de şöyle bir
olay deneyeceğiz. Sözcük find diyorum ve burada sözlük, daha doğrusu sözlük find sözcük. Bunu bulmasını bekliyorum ve eğer bu iteratör sonu işaretliyorsa bu durumda bulunamadı. Ama burada ne yapıyoruz? Bulunamadı deyip eklemesini sağlayabiliriz. Kelime bulunamadı. İşte ama olabilir diyerek kelimeyi girmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla burada bir anlam diye bir string tanımlıyorum. Ve buradan da kullanıcıdan anlamı alıyorum. Evet, sözlüğe bu yeni sözcüğü ekliyoruz. Evet, yeni sözcük bu. Yeni anlamda bu. Bu şekilde sözlüğü aslında dinamik olarak arttırıyoruz sözlüğü. Ve işte burada eklendi ifadesini yazabiliriz. Ve burada ekranı durduralım. Evet, else durumunda ise bu yukarıdaki bulunamama ihtimaliydi. Bulunduğu durumda bu sefer de ekranı aslında bu şekilde yazabiliriz. Bu sözcük işte ne anlama geliyor? Sözlük. Evet, ne anlama geldiğinde bu şekilde bu harita veri yapısından çekmiş oluyoruz. Dolayısıyla farklı programlama dillerinde dictionary diye, sözlük diye bulunan veri yapıları da aslında nedir? Harita veri yapısını kullanmaktadır. Evet, böyle bir kod yazmış olduk ve tekrar derlediğimizde mesela door dediğimiz zaman kapı, bu çünkü bulunan bir şeydi. İşte mesela diyelim ki car girdik, bulunamadı ama eklenebilir, işte araç şeklinde girdim ve daha sonra bir daha car dediğim zaman artık araç olarak verecektir. Farklı bir örnek kullanımında göstermiş olduk. Son olarak harita kullanımını gösterelim. Yani unordered map değil de ikili arama ağaçlarını, dengeli ikili arama ağaçlarını kullanan map veri yapısını göstereceğiz. O zaman burada ekleme şeklini map olarak değiştiriyorum. Ve bir tane sınıf ekleyeceğim. Ürün isminde evet, bu şekilde ürün sınıfını yazmış olduk. Şimdi bir tane dediğim gibi yine harita veri yapısı ama arka planda hash tablolarını değil ikili arama ağacını kullanan bir harita veri yapısı bu. Map nesnesinden tanımlıyorum ve bu da string, anahtarı string oluyor ama arka planda bir ürün var veri olarak. O zaman bunun ismine de ürünler diyebiliriz. Evet, ürünler ekleme işlemini yine pair bu sefer bu şekilde yapıyorum. String ürün şeklinde ve burada, evet, buraya string olarak mesela bunun hani barkoduymuş gibi düşünebiliriz. Şöyle bir şey ekledik ve burada da bir ürün ekliyorum. Mesela gofret ve ağırlığı da 0.15 kilogram diyelim. Evet, bunu bu şekilde kopyalayarak mesela birkaç tane ürün ekleyelim. Bu sayısı direkt 1-1 artabilir. İşte 2, 3, 4, 5, 6. Tabii böyle bir zorunluluk bulunmamakta. Mesela buraya ne diyelim? İşte fasulye, soda, elma, süt ve kahve. Ve bu kısımda da işte mesela buna 1 kilogram, bu 0.33,
Bu 3 kilogram. Bu 1 kilogram. Ve bu da mesela 0,2 kilogram olsun. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. Peki hani bu deminki eklediğimize benzer bir şeklindeydi aslında. Ama sadece böyle ekleyemiyoruz. Başka farklı şekilde de ekleyebiliriz. Bunun aslında bir dizi olarak kullanılması büyük kolaylık demiştim daha önce. Ve bu şekilde bunu bir dizik şeklinde kullanabiliyoruz. Ve dizi artık indeksi bir tam sayı değil, herhangi türden bir şey olabilir. Mesela burada bir string aslında bir string türünden bir indeks belirtmiş oluyoruz. Ve normalde eğer bu indekse sahip bir ürün varsa o ürünü değiştirecektir burada vereceğimiz ürünle. Yoksa da yeni olarak ekleyecektir. Dolayısıyla bu şekilde esnek bir kullanımda sağlıyor ve bu indekse sahip. Bu daha doğrusu anahtara sahip bir veri olmadığı için bu anahtarı yeni olarak ekleyecektir ürünlere ve içerisine de veri olarak bu şekilde bir ürünü ekleyecektir. Mesela bir tane tek ürün yazdırmak istiyoruz. Bu nasıl? Aynı diziyi kullandığımız gibi yapabiliriz aslında. Şuraya diyelim ki bunu değil de mesela 53'ü sodayı yazdıracağız. Bu şekilde yaparsak biz aslında aynı diziyi kullanır gibi nasıl bir şey atıyorsak okuma için de bu şekilde okuyabiliriz ve hızlıca yazdırabiliriz. Hani find falan onlar alternatif yöntemler bu şekilde hızlı bir da kullanım söz konusu. Mesela ben listelemek istiyorum bütün ürünleri. Bu tek ürün listelemeydi. Tüm ürünler şeklinde ifade edip dediğim gibi bu aslında iteratör nesnesiyle bunlar yapılabiliyor. O zaman yukarıda bir iteratör nesnesi tanımlayalım. Neydi bu? String ve ürün olan bir iteratör olacak aslında. Şu şekilde bunu tanımlamamız lazım. Burada ismini mesela itr diyebiliriz. Evet, for döngüsüyle de iteratör nereden başlayacak dolaşmaya? Gezici nereden başlayacak? İlk üründen. O zaman ürünler begin dediğimiz zaman haritanın ilk ürünü gelir. Ve ne kadar gidecek? Sona gelmediğimiz sürece devam edecek bu. Ürünler end diyorum. Ve her adımda arttırmayı da bu şekilde yapabiliriz iteratörlerde. Ve ekrana yazmak için iteratör bir adrestir. Dolayısıyla bu adresi bir artırması bir sonraki aslında veriye gitmesi anlamını taşıyor. İteratörün o zaman bu bir adres olduğuna göre bu şekilde önce o adrese gittiği sonra first dememiz gerekiyor. İlk veriyi bu şekilde getirebiliriz. Ve diyelim ki işte bunu yazdırmak için araya iki nokta koydum. Ve yine aynı şekilde burada da second diyorum. Ve bu aslında first dediği anahtarı getiriyor. Second dediği de ürünün getirecektir. Yani veriyi getirecektir. Bu şekilde bir haritada dolaşma olanağı var. Direkt dizi olarak kullanma, dizinin içerisine veri atma, diziden veri okuma şeklinde kullanabiliyoruz. Evet, tekrar bunu derleme ekranına gelelim ve bunu derleyelim. Evet, şimdi çalıştırabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi tek bir ürünü listelemiştik burada şu kısımda. Çünkü bu sodaya ait bir anahtardı. Daha sonra da tüm ürünleri listeledik. Bu şekilde iteratör kullanarak tüm ürünleri listeleyebiliyoruz. Aramanın nasıl yapılabileceğini çünkü burada aslında arama yapmıyoruz. Eğer bu yoksa direkt ekleme yapıyor. Dolayısıyla aramanın nasıl yapılabileceğini, verinin direkt atama olarak ya da okuma olarak nasıl kullanılacağını ve genel olarak aslında biz burada harita veri yapısını C++ dilinde nasıl kullanabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz ve bunun avantajı dezavantajı nedir? Çünkü map ve unordered map olarak iki farklı harita kütüphanesi var C++'da. Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.